Öncelikle bu sorunun bütün milletimize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Neticede bir seçim oldu. Pek çok kişi ortamın gergin olacağına veya bazı olaylar çıkacağına dair endişeler taşıyordu. Çok şükür ufak tefek bazı şeylerin dışında kayda değer ciddi bir olay yaşanmadı. Belki en sevindirici tarafı bu. Kendisine verilen bu kredinin sınırsız olduğu zehabına kapılmasın. Her iki kişiden birisinin oyunu aldım diye diğer geride kalan %50'yi görmezden gelmesin. Kucaklayıcı bir dil geliştirmeli. Endişesi olan insanların bu endişelerini giderecek bir yöntem ve üslup yine benimsemeli. Memleketin bütün meselelerine artık sorumluluğu artmıştır. Yani 280 civarında bir vekil beklerken bunun 30-40 fazlası bir sandalyeye sahip olduktan sonra bu işin bahanesi de kalmamıştır. Memleketin çözüm bekleyen bütün sorunlarına el atmalıdır. Başta Kürt meselesi olmak üzere. Bunun dışında ekonomik sorunlar ciddi boyuttadır. Gelir dağılımında ciddi bozukluklar var. Ekonomik olarak çok ciddi zararlar gören özellikle orta kesimler var. Asgari ücretle ilgili bir sözü vardı. Emeklilerin durumu ve bizim ekonomik olarak bazı taleplerimiz olacak. Biz bunu belki yakın bir zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız. Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacak olması iyi bir şey. Yalnız bize göre asgari ücretin mutlak surette vergiden de arındırılması gerekir. Yani asgari ücretten hiç vergi alınmaması gerekir. Kağıt üzerinde çok kazanandan çok vergi alınıyor gibi bir düzenleme var ama aslında fiiliyatta gerçekte vergi yükü dar gelirlerin sırtındadır, ücretlilerin sırtındadır. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. Hatta belki negatif vergi veya menfi vergi diyebileceğimiz bir vergi sistemine geçiş de olmalıdır. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Varlıklı olan, zengin olan insanlardan toplanan vergilerin bir kısmı kendi geçimini sağlayamayan vatandaşlara devlet tarafından ödenmelidir. Yani asgari ücretlerin dar gelirlerin vergi vermesi bir tarafa, devletin onlara bir katkı sunması gerekir diye düşünüyoruz. Bunu detaylı bir şekilde daha sonra inşallah kamuoyuyla da paylaşacağız. Sonuçlar da daha üzerinde belki uzun uzun analizler yapmak gerekiyor. Belki bölge bölge hatta il il sandık sandık bu analizleri yapmak gerekiyor. Fakat şu anda çıkan sonuç itibariyle görünen şey şu ki Türkiye'de ciddi bir muhalefet boşluğu var. Muhalefet bütünüyle ciddi anlamda bir güç kaybı yaşamıştır. En bariz, en belirgin sonucu budur. Muhalefet proje geliştiremiyor. Muhalefet hükümet politikalarından ziyade bazı şahıslarla veya şahıslara karşıtlık üzerinden bir muhalefet dili geliştirdiği için muhalefete de gelişmiyor, gelişemiyor. Topluma da umut olamıyor, bir katkı da sunamıyor. İktidarı frenleme veya iktidarı adalete zorlama noktasında da kendi görevini yapmıyor diye düşünüyoruz. Belki bu noktada muhalefetin de ben topluma ümit verebilmek için veya yanlış gördüğüm hükümetin politikalarını düzeltmek, adil olmadığını düşündüğüm politikalarda onu adalete zorlamak için ne yapmam gerekir? Bunun üzerinde ciddi ciddi kafa yorması gerekir. Kürt meselesinin çözümünde aslında adına çözüm süreci denilen 2013'ün başında başladığı varsayılan kısmının biz hatalarına, yanlışlarına sürekli dikkat çekmeye çalıştık. İnşallah bu hatalardan ders çıkarılmıştır. Bir kere her şeyden önce hükümetin Kürt meselesini PKK meselesine indirgememesi lazım. Sanırım bu konuda geçmişte yapmış oldukları hatalardan ders çıkardıklarına dair bazı mesajları da hükümet vermeye başladı. Yani bazı yanlışlarını görmüş gibi görünüyor. Bundan sonra sürecin izleyicisi olacağız. Yanlışlar yapıldıkça biz yine kendimizce yanlış gördüğümüz hususları yüksek sesle dile getireceğiz. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Hükümete de uyarılarımıza devam edeceğiz. Mutlaka bu meselenin çözülmesi gerekir. Çok köklü, çok derin.
çok acil ve çok acılar yaşatan bir sorun, bir mesele. Mutlak surette bunun çözülmesi gerekir. Bir de şunun anlaşılması gerekir. Kürt meselesi sistemden kaynaklanan bir meseledir. Yani şu anda meseleymiş, şu anda sorunmuş gibi görülen şeyler sorunun kaynağı değil. Sistemden kaynaklanan bu sorunun sonuçlarıdırlar. Eğer bu temel doğru atılırsa bunun üzerine belki adına çözüm diyebileceğimiz düzgün bir bina da yapılabilir. Hükümet daha önce yapmış olduğu hatalardan eğer yeterince ders çıkarmışsa şu andaki beyanları bundan sonra bütün olarak millettir diyorlar. Eğer gerçekten bu düşüncelerse bu olumlu bir gelişmedir. Zira hiçbir parti ve hiçbir kişi tek başına bütün olarak Kürtleri temsil edemez. Ve hiçbir parti ve hiçbir grup ve hiçbir kişi ve hiçbir örgüt tek başına Kürtlerin bütün taleplerini de masaya taşıyamaz. Bu nedenle evet muhatap millet olmalı. Elbette muhatap millettir sözü çok soyut bir kavram. Yani tek tek gidip 20 milyon Kürt varsa bunların her birisine siz ne istiyorsunuz, sorununuz nedir, talebiniz nedir diye sorulabilecek değil. Böyle bir şey muhaldir. Eğer muhatap bütün olarak milletse, bütün olarak Kürtlerse, hatta sadece Kürtler de değil, Kürtlerin talepleri konusunda Kürtlerin örgütlü yapıların tamamıyla hükümet diyalog içerisinde olmalı. Hepsinin taleplerini almalı. Bunların hemen yerine getirebilecek olanları, hemen karşılanabilecek olanlarını da hiçbir şart ileri sürmeksizin mutlaka yerine getirmeli. Adalet temelinde bu sorunu çözmeli. Eğer bu olmazsa hükümet şunu iyi bilsin ki 7 Haziran seçimlerinde nasıl tek başına hükümet olamayacak bir oyla koalisyon ihtimali ortaya çıktı. Buna mecbur kaldı. Bu da gerçekleşmeyince erken bir seçim oldu. 1 Kasım seçimlerinde 2011'de almış olduğu oya yakın %49'un üzerinde bir destek almışsa bu sınırsız bir şekilde ve sınırsız süreyle verilen bir kredi değildir. Sorunları çözmesi için belki hükümetin sorumluluğu ve yükü artmıştır. Bunu iyi okumalıdır. Ve başta Kürt meselesi olmak üzere mutlaka bu sorunu çözmeli ve doğru yöntemlerle bütün örgütü yapıları, bütün temsilcileri muhatap almak suretiyle bir çözüm mutlaka bulmalıdır. 2011 seçimlerinde bütün partiler yeni bir anayasa yapma sözü verdiler. Mecliste bir anayasa komisyonu kuruldu. Anayasa yazım süreci güya başlayacaktı. Her parti eşit oranda üye verdiler. Fakat ciddi bir ilerleme sağlanamadı. Dolayısıyla bu şu anda yani 2011'de meclise giren partilerle şu anda mecliste olan partiler aynı partiler. Ve hepsinin de bu sözü yerinde duruyor. Fakat hükümetin tek başına bir anayasa yapabilecek bir çoğunluğu yok. Biliyorsunuz anayasayı değiştirebilmek için en az 5'te 3 çoğunluk gerekir ki bu da 330 sayısına tekabül ediyor. Şu anda henüz kesinleşmiş resmi sonuçlar açıklanmadı. Fakat gayri resmi sonuçlara göre AK Parti'nin 316 veya 317 sandalye kazandığı belirtiliyor. Referanduma götürmek için 330'a ihtiyaç var. Referandumsuz yani referanduma götürülmeden anayasa değişikliği yapabilmek için ise 367 sayısına ihtiyaç var. Bu sayı tek bir partide yok. Dolayısıyla partilerin yine kendi aralarında anlaşması, uzlaşması veya en azından iki partinin birisi AK Parti olmak üzere en azından iki partinin eğer değilse zaten içinde AK Parti yoksa muhalefetin tamamı bu sayıyı bulamıyor. Mutlaka bir uzlaşma zemininde anayasa değişikliği olması gerekiyor. Tabi anayasa değişikliği de biliyorsunuz 1982 anayasası bir darbe sonrası bu millete dipçik zoruyla dayatılan bir anayasa. Bir junta anayasası mutlaka bunun değişmesi gerekiyor. Yani sil baştan yeni bir anayasanın yazılması gerekiyor. Yoksa 1982 anayasası zaten şu anda 40 yamalı bohça gibi bazı yerlerine yeni yamalar yapmak suretiyle bu yeni bir anayasadır demek bu milleti tatmin etmeyecektir. Milletin, kamuoyunun, halkın böyle bir beklentisi vardır. Fakat meclisteki siyasi partiler bunu ne kadar karşılayabileceklerdir? O konuda doğrusu çok net bir şey söylemek şimdiden mümkün değildir.